Sacha Boey'de hemen sormak istiyorum. Biraz daha detaylandıralım futbolcuyu. Yeni transferi Galatasaray taraftarları merak ediyorlar. Geçtiğimiz sezon Lig 1 ekiplerinden Dijon'da kiralık olarak geçirdi ve 24 maçta forma giyip bir asist yaptı. Onun da sosyal medya hesabına baktığımızda fiziğinin gayet iyi, atletik bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz Burak Kural? Evet. Rossi'ye biraz benzetiyorum stilini oyuncunun. Biraz saçı falan da benziyor. Evet. Tarzı da benziyor. O da atletik bir oyuncu. Ancak biraz daha savunma tarafında bazı sıkıntıları olan, özellikle oyun bilgisi anlamında. Zaten bek oyuncularında ve genç yaştaki bek oyuncularında biraz konsantrasyon, pozisyon alma, özellikle set savunmalarında adam kaçırma, doğru baskı zamanlaması hataları oluyor. Bu oyuncuda da var bu. Ancak bir yatırım günün sonunda bu oyuncuda. Tamam, ilk 11 oynamasını bekliyoruz. Ancak o şimdi her takımın tamamını da böyle çok deneyimli, daha az kusurlu oyunculardan kuramazsınız. Ekonomik gerçeklikler var. Ligin gerçeklikleri var. Ben fena bir transfer olmadığını düşünüyorum. Oyuncunun o dinamizmi, buradaki ligde de son sezonu yanlış hatırlamıyorsam 26 maç oynadı. Onda belli bir seviyesi var. Özellikle kenarda, çizgide daha etkili bir oyuncu. Onu söyleyelim. Çok fazla iç koridor koşusu yapmayan ama çizgide etkili olabilen bir oyuncu. Dinamik bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Çabukluğu, çevikliği, motorik özellikleri çok olumlu. Ve hafif de biraz böyle agresifliği de var. Açıkçası olumlu manada söylüyorum. Umarım faydalı olacak bir oyuncudan bahsediyor oluyoruz şu an. İnşallah Hemen Mehmet. Lionel Carroll hikayesi çıkmaz. Carroll de böyle çok düşük maliyetle Fransa Ligi'nden Galatasaray'a kazandırılmış ama iyi bir sol bek performansı sergilemişti. Hatta Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a transferine vesile oldu. Şener her Galatasaray Fenerbahçe maçlarında önünde Carroll varken ciddi asistler yaptı Van Persie'ye, Josef'e. 2000 doğumlu olması çok önemli. Yani ben bu tarz transferleri kesinlikle destekliyorum. Artı maliyeti de bu risk için değer Ceyda. 1-1,5 milyona bonservisten bahsediyoruz ama sağ bek Galatasaray'da Mariano'dan sonra ciddi problemdi. Evet. Bakalım Fana Anolt'u, yani sol bekte Fana Anolt'un yeri banko diyoruz ama hani sağ bek Yedlin mi olur, Boye mi olur, onu zaman bize gösterecek. Fana Anolt kadar Mehmet Özcan dediği gibi çok net bir transfer değil yani. Fana Anolt bence çok net bir transfer ve bonservissiz olması nedeniyle de çok değerli bir transfer. Onun altını Artı çizelim. önündeki Yedlin'in yaşı uyarabilir arkadaşlar. Ben 28-29 biliyorum Yedlin'i. Hatta Omar Velines'ten bir yaş daha genç diye hatırlıyorum. Yani en azından onun yedeğinin 20 yaş olması mantıklı Ceyda. Niye diyoruz? Evet, gençleşmek önemli ama hani tam hep full genç bir Ajax çıkar. Onu Evet. United finali yapmış. İşte Ajax'ın altı yapıp Ajax da çıkar yani. Ajax, ben hatırlıyorum, Pogba'lı United'a UEFA finalinde 22-23 yaş ortalaması. İnanılmaz, o takım delikti Juventus'a. Frenkie'yi Barcelona yolladı. PSV'yi son maç hatırlayalım. Ön taraftaki Zavi'nin yaşı 33-34. Yanındaki Madueke'nin, yani biraz karışım da Diğer kenar yapacaksınız. da çok genç. Tabii yani, ama arada bir tane bek oyuncusunun yaşı var, diğerinin yok. O sanki Envan, sağ bek Alman, 19 yaşında, 20 yaşında. diğer taraftakinin yaşı var Max, evet sanki. biraz daha. Max'ın. Tabii denge Götze'ye olacak. asist yaptı. O denge olacak. Fena bir jenerasyon yakalamadı Galatasaray. Yani ben bu anlamda olumlu buluyorum hamleleri. Peki şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz ama geçmeden önce bir de haberimiz var. Özellikle Galatasaray'ın bütçe anlamında, maaş bütçesi anlamında da elini rahatlatması gerektiğini söylüyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki farklı olduğu PSV'nin bütçesi ve futbolcu maaşları dikkat çekiyor. Hollanda ekibinin takım bütçesi neredeyse Galatasaray'ın yarısı kadar. Detaylar haberimizde. Bölgeye girdiğinde son aksiyonlarda biraz sıkıntılı bir oyuncu. O karar hataları, çok soğukkanlı bir oyuncu değil o bölgede. Şimdi artık günümüz futbolunda izledik, Avrupa Şampiyonası'nda da beklerin ne kalitede olduğunu. Üçüncü bölgede daha soğukkanlı kalabilen, son aksiyon dediğimiz o pozisyon bitirişini daha doğru yapabilen, doğru kararları alabilen oyuncuların dönemi. Ama şunu da konuşalım, her oyuncunun bir eksiği olacak. Oyuncunun önemli olan kendini o manada geliştirebiliyor mu, geliştiremiyor mu? Onları söylemek lazım. Artı ileride çıkarken hem koşu attığında hem topla çıktığında top kaptırırsa arka taraftaki boşluğu her zaman sıkıntı. Onu söyleyelim yani, sol kanattan çok fazla gol bulabilir Galatasaray ama zayıf karnı da aynı şekilde sol kanat olabilir. Crystal Palace çok iyi takım savunması yapan, Premier Lig'i yakından takip eden seyircilerimiz bilecektir. Çok iyi takım savunması yapan bir takım. Onun o sıkıntılarını çok iyi kapatabiliyorlardı. İşte erken faullerle, toplu baskıyla. Galatasaray'ın da o manada Fana Anolt'un arka tarafında özellikle o kenardaki orta saha merkez oyuncusunun
ya kaybederse diye her zaman uyanık olması lazım. Bu ekstra bilgiyi de vermem gerekiyor. Taktiksel manada da yani açık alanda kolay kolay çalım yemez. Veya kenarda birebir kaldığında beli çok çabuk döndüğünden kolay çalım yemez. Ancak sete oturduğunda olay, arkasına atılan toplarda o sızma koşular dediğimiz 20 metrelik, 15 metrelik beklerin arkasına atılan, bek stoper arkasına atılan koşularda zaafı olan bir oyuncu. Artılarıyla eksileriyle öyle değerlendirmiş olalım. Bu arada Mehmet hemen sana da sorayım çünkü aynı anda çok fazla isimden mesaj gelmiş. Cansu demiş ki ısrarla da abla ne olur gör diye mesaj atmış. Galatasaray Kaan'ın bonservisini karşılayacağına kadar Işık Kaan Arslan'ımız var bizim demiş ki aynı mesaj çok fazla gelmiş. Hoca stoper ikilisini Işık Kaan Arslan ve Marka olarak kuracak demiş Emre Derin'de. Işık Kaan ismi çok fazla gündemde Galatasaray'da. U19 Covid sürecinde kötü etkilendi o lig. Bayağı bir süre ara verdi üstüne, sonra bayağı kısa sürede bayağı maça çıktılar ve nihayetinde A-Spor'da da finalleri izledik. Evet. Veli Meşe'de oynadı ikinci devre, onu anlatalım. İkinci ligde yaklaşık 13-14 maç Ergen'e Veli Meşe'de forma giydi. Önemli alt yaşlardaki oyuncular için o gelişimi kaydetme adına, ama yani şu var tabii, izleyicinin şevkini kırmak istiyorum ama her genç oyuncudan da bir Ozan Kabak hikayesi çıkmayabilir. Kolay değil o süreç. Yani Ozan Kabak biraz şartlardı. İşte Maiko'nun formsuzluğu, Serdar Aziz'in sakatlığı diyelim, artı cezalar. Ozan Kabak bir anda Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynayıp 6 ayda 11 milyonu kazandırmasına sebep oldu. Işık Kaan Arslan için evet, hani A takım seviyesi görmek gerek. Ama şu da gerçek, Luyendama'dan ne kadar kötü olabilir? Son maçı izledik. Felaket bir performans gerçekten. Işık Kaan'la ilgili birkaç şey söyleyebilir miyim? Şimdi geçen sezon rakip olduk oyuncuyla. Oyuncu iyi bildiğim bir oyuncu. 2-3 tane 90 dakikasını izledim. Çok atletik bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim. İkinci ligde beyaz grupta en atletik stoper Işık Kaan Arslan'dı. İkinci ligde yabana atmayalım. Yani birinci ligden çok daha yüksek bedellerle buraya inen çok oyuncu var. Gelişim kat eden çok oyuncu var. Ümit Milli, Genç Milli oyuncular var. Özellikle Genç Milli oyuncular. Ve dolayısıyla bu ligde olmak ve küme düşme adayı bir takıma geldi. O baskıyı hissetti. Kolay değil. Her maç bir finaldi Ergen'e Veli Meşe için. Ve sonunda kümede kaldılar. 17 maçta oynadı net bir şekilde. Ve çok da tecrübeli, işte seyircilerimizin bileceği Batuhan Karadeniz tarzı birçok önemli oyuncuya karşı da oynadı. Özellikle çabukluğu, kendine güveni. Çok özgüvenli bir oyuncu, onu söyleyelim. Atletik bir oyuncu. Kısa sprinti de iyi, uzun sprinti de iyi. Arkasına atılan toplara yetişebilen, önde de derine inen santraforla birlikte çıkabilen bir oyuncu. Ve çok yüksek bir top tekniği olmasa da topla çıkabilen o cesurluğu var yani. O özgüven çok önemli. Gözü kara bir oyuncu. Topla çıkabiliyor, etkili olabiliyor. Çok iyi yükseliyor. Kornerlerde etkili. Yani yetenekli bir oyuncu. Onu net olarak söyleyelim. Şans verilir mi? Bence mutlaka rotasyonda olmalı. Yani Galatasaray'ın rotasyonunda mutlaka olmalı. Tek sıkıntısı ne? Onun da karar hataları var. Eli ayağına bazen dolaşabiliyor. Büyük takımda seyirci önünde sıkıntı yaşar mı? Onu da zaten işte değerli hocalarımız orada veya spor mentorları yardımcı olacaktır. Işık Kaan Arslan'ı 3 sene içerisinde çok daha iyi yerlerde göreceğiz inşallah.